Selamlar, bugün yeteneğini bul kendini keşfetleyeceğiz ve yeteneğimizi keşfetme üzerine kendimizi tanıma üzerine bir çalışma yapacağız şimdi. Mutlu olmak, severek çalışmak için, başarılı ve bolluk içinde yaşamak için, kendi yeteneklerimizi ortaya koyarak fark oluşturmak ve Yaradan'ın gerçekten bizden istediğini ortaya çıkarıp insanlığa sunmak için hadi başlayalım. Herkesin bir zirvesi var. Herkesin kendine has görevi ve hedefi var. Bu boyutu keşfedenler dünyaya imzalarını atıyorlar. İsimlerine söz ettiriyorlar cümle aleme. Allah bana özel benden ne istiyor? Bana özel verilmiş yeteneğim ya da yeteneklerim yani emri manevim ne? Severek yaptığımız iş her ne olursa olsun bizi mutlu eder. Mutlulukla yapılan işten de güzellikler ve faydalar doğar. İstemeden, sevmeden ve size zor gelen şeyleri yaptığınızda ise negatif bir enerji yayarsınız. Yaptığınız iş, hizmet size sıkıntı verir, yorar ve tam kapasitenizi kullanamazsınız. Belki güzel olur, iyi olur yaptıklarınız ama sizi yansıtmaz, ortaya zirvede bir şey çıkmaz. İçinizde hep bir boşluk, yapmak istediklerinize öteleme, bastırma olur. Aslında özünü yok saymadır bu. Sizin istenenleri yaparsınız, çevrenizdekileri memnun edersiniz, para da kazanırsınız ama içinizdeki çığlık susmaz. Gerçekten istediğim bu değil ama çare yok deyip yine kendini, özünü susturma yollarına gidersiniz. Bir zamanlar ben de aynen böyleydim. İstemediğim bir işte ömür törpülüyordum. Ne zamana kadar? Aklım başıma gelip kendime çizdiğim sınırları kaldırana kadar. Çaresiz, çözümsüz olan hiçbir şey yok bu dünyada. Hissettiğiniz bu çaresizlik duygusu, değiştiremem korkusu sizden gittiği anda hayatınızı siz yönetmeye başlarsınız. Üstümüze düşen sorumlulukları yapmayalım, temizlik yapmayalım, yemek yapmayalım, işe gitmeyelim, nefsimizi azdırıp tembellik yapalım demiyorum. Aksine rutinin dışına çıkalım, günlük işlerle sınırlı kalmayıp körelmeyelim. İçimizde gömülü kalmış cevheri, yeteneğimizi keşfedelim diyorum. Hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: Kişi ne için yaratıldıysa o şey onun fıtratına kolay kılınmıştır. Bir şey size kolaylaştırılmıştır. O zaman bizden istemediğimiz, sevmediğimiz, bize zor gelen şeyleri yapmamız, zor gelen meslekleri seçmemiz beklenmiyor. Tek istenen yeteneğini, sevdiğin şeyi keşfet, sana kolay geleni bul, parlat. Mesela yeteneğiniz edebiyat yönündeyken matematik bölümünde okumalıyım, mühendis olmalıyım diye kendinizi zorlamayın. Zaten yeteneğiniz doğrultusunda ilerleyince sonrasında maddi ve manevi bolluk bereket de hemen ardından geliyor merak etmeyin. Sizi çok para kazandırma potansiyeli olan mesleklere yönlendirecekler. Onlara kanmayın. İnanın sevdiğiniz işi yaparken hem maddi hem manevi bol kazanacaksınız. Ben de öyle yaptım. Yıllar önce çok kazanmama rağmen çalıştığım işten istifa ettim ve kişisel gelişimde psikoloji alanında uzmanlaştım. Siz de kendi içinizdeki bu özel yeteneği bulmak, parlatmak ve geliştirmek için harekete geçiyorsunuz. Şimdi kabuğun içindeki inciyi bulalım, çıkarıp insanlığa sunalım. Bırakın şimdi her şeyi, elinize bir defter, kalem alın ve madde madde cevher yolculuğunu takip edin. 5 maddede içinizdeki cevheri, yeteneği bulup çıkaralım. Birinci madde. Kendi isminizi söylediğinizde ilk aklınıza gelen kelime ne? Seni tanımlayan kelime ne? Mesela gözlerimi kapatıp ismimi söyledim. Sesli bir şekilde Kamile dedim. İlk aklıma gelen kelime araştırmacı oldu. Sizinki ne? Kendinizi nasıl gördüğünüz önemli. Kendiniz için olumlu kelime söylediyseniz hangi yönde ne tür ifadeler bunları 5. maddede detaylandıracağım. Olumsuz ifadeler kullandıysanız kendiniz için bunu değiştirin. Kendinizi suçlayan, küçük gören bir yapınız olabilir. Bundan sonra her günü olumsuz kelimenin tam tersi yönde kendinize telkinler vermeye başlayın. Kendiniz için kullandığınız kelime tembelse mesela değiştirin. Ben çalışkan, aktif, iş bitiren, hareketli bir insanım deyin 40 gün boyunca. Bilinçaltınıza yerleşene kadar söyleyin. Bunun haricinde diğer bir yol elde etmek istediğiniz alışkanlığı zihninizde 10-15 kere hayal edin, yerleştirin. O alışkanlığı yapan kendinizi görün. Günde 20 saniyenizi bu işe ayırabilirsiniz. Mesela mutlu, ders çalışan, tembelliğinden eser kalmamış kendinizi hayal edin. Kitap okurken mutlu olan kendinizi hayal edin. Ve istemediğiniz alışkanlığı, sevmediğiniz özelliklerinizi değiştirin. Bilinçaltının algısını resmini değiştirin ki siz de olumlu yönde değişin. Kendimizi ve yeteneklerimizi keşfetmek için çıktığımız bu yolda ikinci olarak çocukluğumuza bakacağız. Küçükken neyi yapmaktan hoşlanıyor, onu çok iyi yapıyordunuz. Çocukken ne hayaliniz vardı? Kendinizi ilk hatırladığınız zamandan bu yana kadar bütün geçmişinizi tarayın. Basit olsalar bile önemli değil. Bütün severek yaptığınız işleri, oyunları, hayallerinizi yazın. Mesela Küçük hikayeler yazardım, şiir yazardım, güzel resim yapardım, bütün insanları gözlemlerdim, herkesi pür dikkat dinlerdim, bebeklerime iğne yapardım, hayvanları toplar eve getirirdim, doktor olduğumu hayal ederdim. Gibi geçmiş kayıtları masaya yatırın. Bu size oldukça fazla ipucu verecektir. Onların hiçbiri boşuna değildi. Biraz üstüne düşünün. Bir de küçükken yapmak isteyip de engellendiğiniz şeylere bakın. Bunlar da sizin yeteneğiniz ya da yeteneğinize giden yol olabilir. Ben küçükken kitap okumayı çok sevdiğim halde anneannem okumama izin vermez, el işi yapmamı isterdi. Ben de gece yatağımda fenerle kitap okurdum ama yine yakalanırdım. Bu kitap okuma aşkı ileriki yıllarda sevdiğim dalda uzmanlaşma imkanı sundu bana. Hala en çok kitap okurken, öğrenirken, araştırırken mutlu hissediyorum kendimi. Üçüncü maddemiz şu anki yaşadığınız hayata bakın. En çok neyi hiç yapmıyorsunuz ve bu yüzden bazı zorluklar, sıkıntılar çekiyorsunuz. Mesela insanlarla arkadaş olmaya çekinip uzak duruyorsunuz ve bunun zorluklarına katlanıyorsunuz. Ya da araba kullanmıyorsunuz ve bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Kitap okumuyorsunuz, öğrenmeye kapalısınız ve bunun içinizde ezikliğini yaşıyorsunuz. Başka sevginizi belli etmiyorsunuz, sevdiğinizi kimseye göstermiyorsunuz ve bu sorun oluyor. Ders çalışmıyorsunuz ve sonucu sizi üzüyor. İradenizi kullanmıyor, gününüzü, hayatınızı planlamıyorsunuz. Hedefleriniz yok ve bu içinizde bir sorun halinde. Siz de kendinize sorun bakalım. Neler var hayatınızda? Yapmadığınız için sorun çıkaran şeyler neler? Neden yapmıyorsunuz? Engel ne? Ve nasıl yapabilirsiniz? Kafanızdaki engelleri kağıda döküp fark edince bile rahatladığınızı ve yapabileceğinizi hissedeceksiniz. Ufak ufak engelleri kırarak yapmaya başlayın mümkün olduğu kadar. Biraz gayret. Bu sizin yeteneğinizle aranızdaki kırık köprüyü tamir edecektir. Yetenek avına çıktık. Dördüncü maddedeyiz. En çok neye sahip değilsiniz? Neyin hayatınızda olmasını çok istiyorsunuz ama olmuyor. Mesela, işlerini erteleyen biriyim, azimle işimi baştan yapıp bitirmeye hasretim, son dakika acele acele yaptığım işler yüzünden hep sıkıntı çekiyorum diyorsunuz. Ya da, üniversite diplomasına sahip değilsiniz, çok istiyorsunuz ama olmaz ki diyorsunuz. Yaşınızı, çevreyi, bir şeyleri mazeret gösteriyorsunuz. Ya da, kariyerim yok, bahçem yok, çevrem yok, hayvanlarım yok, elimden tutan yok diyorsunuz. Bunları da not alın. Bu cevapların hepsi size önemli ipuçları verecek. Ya yeteneğinizi ya da yeteneğinize giden yolu gösterecektir. Elimden tutan yok diyorsanız bu sadece bir mazeret. Onu çöpe atın gitsin. Beşinci madde en çok neye sahipsiniz? Sizde belirgin olan ne? İlk maddede kendiniz için kullandığınız olumlu ifadeyi hatırlayın ve bu maddeyle birleştirin. En çok neye sahipsiniz? Sizde belirgin olan ne? Güç mü, bilgi mi, sevgi mi, üreticilik mi, bolluk mu, dil becerisi mi, el becerisi mi, kulağınız mı iyi, gerçekçi misiniz, sanatsal düşünen biri misiniz? Sizde belirgin olan şey ne?'' Güçlü, kuvvetli biriyim der misiniz kendiniz için, ya da manen kendimi güçlü hissediyorum, tuttuğumu koparırım diyen birimisiniz? İnsanlar üzerine nasıl bir etkiniz var? Karar verme, seçme, yapabilme, üretebilme, sorunlara çözüm bulma iradesine sahip misiniz? Belki de gücünüzün yapabileceklerinizin yeterince farkında değilsiniz. Sizde belirgin olan güçse ve bu bastırılıyorsa, gücünüzü fark etmek için ve arttırmak için etrafınızdaki otoriter baskıcı kişilere biraz hayır demeyi ve gücünüzü ortaya çıkarmayı öğrenmelisiniz. Bu konuda özümün ülkesine dönüş kitabımdan yararlanabilirsiniz. Artık kararlarınızı kendiniz vermeye başlayın. Seçme ve irade kullanma özgürlüğünüzü kullanın. Maddi güç yani beden kuvvetiniz fazlaysa bu size niye verildi? Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bu güç sizi yeteneğinize götürür mü? Ya da parasal olarak güçlüyseniz bunun kendinizi bulmada katkısı ne olabilir? Nasıl kullanabilirsiniz? Manevi olarak güçlüyseniz, güçlü bir karakteriniz varsa, mesela söz sahibiyseniz bu yetenek sizi iyi bir yönetici yapabilir mi? bu gücünü size niye verildi ve nerede en etkin faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz ve bu güç sizi nasıl yeteneğinizi bulmaya götürür bu soruların cevaplarını ararken yazarak çalışın sorular kişiye hakikatine özüne yolculuk yaptırır Sizde belirgin olan bilgi ise bilmeye, öğrenmeye, araştırmaya, okumaya meyliniz var mı? Bilgiyi aç, öğrenmeye hazır, ilgi duyduğu konuyu araştıran, öğrenen ve o dalda uzmanlaşan biri misiniz? Anlamayı ve bilmeyi önemsiyor musunuz? Bilge misiniz mesela ya da bilgelik yolunda yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Yalnız kalıp öğrenmeye vakit ayırmak sevdiğiniz bir şey mi? Bu sizi nereye götürür? Bu bilgelik yolu araştırmacı ruh size boşuna verilmedi. Size neden verildiğini keşfetmek, sevdiğiniz konulara yönelip ilerlemek işte bu sizi yeteneğinize götürecek inşallah. Sevgi ise sizde belirgin olan, sevgi dolu diye kendinizi nitelendirebilir misiniz? Çocuklarla çok iyi anlaşırım ya da yaşlıları severim, onlara iyi davranırım ya da insanlarla birlikteyken mutluyum. Benim uğraşım böyle iletişim üstüne olmalı diyor musunuz? Yalnızken mi insanlarla birlikteyken mi daha mutlusunuz? Ne tür bir iş yaparsanız sizi en çok mutlu eder, tatmin eder? Mesela psikolog olmak, insanların sorunlarına çözüm olmak size ne ifade ediyor? üretici icat eden, yenilik oluşturan biriyseniz, yani yeni bir şeyler oluşturma, ortaya koyma, yenilikler yapmaya meyilli özellikleriniz ağır basar mı? Böyle hissediyorsanız, hizmet sektörü, masa başı işi sizi yorar, mutlu olamazsınız, kendinizi geliştiremezsiniz. Aktif olacağınız, ortaya bir şeyler koyabileceğiniz tarzı işlere yönelerek yeteneğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. El becerilerinizi küçük görmeyin. Aklınızdan geçen projeleri, yeni fikirleri, icatları küçümsemeyin. Yenilik size ait olan henüz ortaya çıkmamış bir farktır. Yeni çözümlere, anlayışlara ve yaklaşımlara ihtiyacınız var. Önce siz kendi fikirlerinize değer verin, önemseyin ve size özel, sadece size ait yetenekleri de bu yeniliğe ve üreticiliğe yatkınlığınızla ortaya çıkartabilirsiniz. Bir kere aramaya başlayınca artık gerisi çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor. Bir kapı diğerini açıyor, o kapı bir diğerini. Gerçek ben yine ulaşana kadar durmuyor insan. Zevkle mutlulukla çıktığınız bu yolculuk yine öyle devam ediyor. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi. Neyi arıyorsan sen olsun. Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Bir damla su arıyorsan susun. Zulmün peşindeysen zalimsin. Aşkı arıyorsan aşıksın. Gönlün neye kapılmışsa osun sen. İlk kitabım kişisel gelişim Müslüman oldu da biraz bahsettiğim emri manevimizi bulma, yeteneğimizi keşfetme konusunu burada açtım detaylandırdım. Hangi yönünüzün kuvvetli olduğunu bulun ki işiniz kolaylaşsın. Bu soruları yazarak cevaplayınca kafanızda bir şimşek çakacak inşallah aydınlanma başlayacak. Olmaz ki yapamam, yeteneklerimi bulup geliştiremem diyen sesi de vesveselere kovma videomda anlattığım gibi susturup yola devam edin. Bütün maddelerin cevapları zihninizde oluşunca birleştiğini ve sizi bir yerlere sevk ettiğini fark edeceksiniz. Yeteneğinizi bulmak çok önemli. Aynı zamanda ham maddenin bir işe yaramadığı gibi yetenek de geliştirilmeye muhtaç, üstünde çalışılması, parlatılması gerek. 5. maddede saydığım kaynaklardan hangisine sahipseniz bakın. Ellerinizi bağrınıza birleştirin, gözlerinizi kapatın, size hangisi uygunsa onu tekrar tekrar söyleyin. Gücümü kabul ediyorum, ortaya çıkarıyorum ve kullanıyorum. İçimdeki güçlü sevgiyi kabul ediyorum, ortaya çıkarıyorum ve kullanıyorum. İçimdeki bilgeliği kabul ediyorum, araştırmacı, öğrenmeyi seven yönümü ortaya çıkarıyorum, parlatıyorum ve kullanıyorum.'' Üretken yenilikçi keşfeden yönümü açığa çıkarıyorum ve kullanıyorum deyin tekrar tekrar. Cehalet etrafımızdaki şeyleri bilerek, öğrenerek giderilir. Gafleti ise ancak kendimizi tanıyarak giderebiliriz. Fihi mafih ne varsa içindedir diyerek bitirelim. İçinizdeki cevheri arama yolculuğunuz kolay gelsin. Kanalıma abone oldunuz mu? Selamlar, sevgiler hepinize.